İşte durdum ve direkt gaza basıyorum. 170 ile gidiyorum. Şu an 250 ile gidiyorum. Saniyede 300 yaptım ya. Hani normalde 4-5 saniyede 100'e ulaşamazsınız hani normal araçlarla, normal ulaşım amaçlı kullanılan arabalarla. Bu araçla 4-5 saniyede resmen 300'e ulaştık yani. İnanılmaz. Yani kafası karışıyor insanın, anlıyor musunuz? Şuraya baksana. Hiç ses olmadan 400'e gidiyorum. Selamlar. Ben Forza. Size üzülerek bildiriyorum her şeyden önce. Tabi üzülemiyorum çünkü böyle bir araç kullanıyorum yaklaşık bir 15-20 dakikadır. Ve bu video bu araçla ilgili olacak. Şimdiden onun tiyosunu vereyim size. Zaten başlığa da yazmışımdır. Çok keyifli olacak. Onun garantisini vermek istiyorum öncelikle. Şimdi şans şartlarımız bitti. Biliyorsunuz biraz benim suçum oldu bu da. Onu da söylemem lazım. Gidip 6-7 tane video çektim ve mikrofonum kapalıymış. Daha önce de bahsetmiştim size. O konu biraz benim suçum. Biraz o yüzden şans çaklarımız bitti, ama şans çaklarımız bitti diye herhangi bir video fikrimiz yok demek değil tabi. Daha önce de bahsetmiştim size benim birkaç video fikrim olduğundan ve onun dışında siz de sağ olun bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Video fikirleri sunuyorsunuz, araç söylüyorsunuz. Gerçekten hani sizin desteğiniz için ayrıca teşekkür etmem lazım. Üstelik böyle hani 120 abonedeyim şu an. Böyle çok aşırı değiliz. Daha yeni başladık, özellikle onu söylemem lazım. Daha hani 3 aydır falan video çekiyorumdur maksimum. Ama çok güzel bir destek veriyorsunuz. Hani özellikle sizin yorumlarınızı gördüğümde çok mutlu oluyorum. O yüzden size teşekkür etmem lazım. Hani beni bunu yapmaya zorluyorsunuz resmen. Hani motive ediyorsunuz, şevk veriyorsunuz. O yüzden tekrardan teşekkür ederim demen lazım. Ve onun dışında videomuza devam edecek olursak. Şimdi bir arkadaşımız bir Porsche Taycan çekmemi istemişti. Hatırlarsınız. Ardından ben de işte bir Porsche Taycan videosu çekebilmek için oyun bakmıştım. 4-5'te bulmuştum ve videosunu çekmiştik. Çok da keyifli bir video olmuştu. Çünkü elektrikli bir araçtı. Acayip bir şekilde yol tutuyordu. Ve torku acayip yüksek olduğu için, hızlı bir araç olduğu için, gaza bastığınız anda, aynı zamanda 4 çeker olduğu için tabi, gaza bastığınız anda istediğiniz yöne hareket edebiliyordunuz. Acayip keyifli bir arabaydı. Arada 4-5'e girip hani tadını çıkarmak lazım o aracın. Onun dışında mevzumuz ne? Şimdi elektrikli arabalarla ilgili mevzumuz. Bir arkadaşımız hani Porsche Taycan'ın dışında elektrikli araçları çok sevdiğinden bahsetmişti. Ben de Forza Horizon'da böyle elektrikli araçlarımız var. Biliyorum. Ve bunlara neden o zaman sizlere sunmayayım, sizlerle paylaşmayayım diye düşündüm. Hop. Su varmış burada. Güzel. Değişik bir görüntü. Ve buna başladık. Şimdi bu video ile ilgili biraz bilgi vereceğiz tabii ki. Birazdan daha fazla ayrıntılı bilgi vereceğim ama şöyle bir şeyden de bahsetmem lazım. Şimdi Hızlı ve Öfkeli serisi gibi bir şey düşünmüştük ve yapıyorduk. Başlamıştık ona. Ona devam edebiliriz. Aynı zamanda benim en sevdiğim araçlarla ilgili konuşmuştuk. İşte benim en sevdiğim araçları sizle paylaşmak istiyordum ve belki ona özel bir 10 video falan yapmayı düşünüyorum şu an. Hani en sevdiğim 10 araç, özellikle Forza Horizon'da. Özellikle Forza Horizon'ın bittiği bu dönemde bizim en sevdiğimiz 10 aracı size göstermek istiyorum. Onun dışında sizin de sevdiğiniz ve Forza'da bulunan araçlar varsa siz de onu gönül rahatlığıyla bana söyleyebilirsiniz. Onların da videosunu çekmeyi gerçekten çok isterim yani. Bilginiz dahilinde olsun efendim. Onun dışında asıl konumuz şu an bu araç. Bu aracın şimdi markası ne ya? Bu ne böyle falan diyor olabilirsiniz. McLaren mi o ya? Falan da diyor olabilirsiniz. Çünkü acayip McLaren'a benziyor. Arkadan baktığınız zaman özellikle o McLaren'ların klasik arka görünüşü bu araçta var. Onu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Bir yandan şunu fark ettim. Bir yazı yazıyor kameramda. Şimdi ücretsiz versiyon kullandığım için kamerayı
şeyini yani bağlantısını yapan aleti diyeyim daha doğrusu. Bir tık böyle bir sorun çıkartabiliyor. Yazı yazabiliyor. Birkaç kez kapatıp açıyorum. Yazı başka bir yere gidiyor. Ben zaten buraya zoom yapmış oluyorum ve yazı gözükmüyor. O yüzden hızlıca onu hallettik ve geri geldik. Şimdi McLaren'e benziyor dedik. Acayip bir tasarımı var dedik. Bu aracı hiç duymuş musunuzdur bilmiyorum. Elektrikli arabalar ilginizi çekiyorsa mutlaka duymuş olabilirsiniz. Bu araç bir Rimac. Rimac diye bir marka. Ve modeli de neydi? Hemen bir bakalım modeline. Modelini de söylemek olmaz. Konsept bir araba ve Tu. İkinci konsept arabası muhtemelen Rimac markasının. Elektrikli bir araç gördüğünüz üzere. Ben bunu biraz modifiye ettim. Biraz daha geliştirdim daha hızlı gidebilmesi için. Onun dışında tasarımına bakacağız. Elbette arkası McLaren'a benziyor. Bundan bahsettik ama elektrikli arabaların doğasında olan bir şeyden de bahsetmem lazım burada. Şimdi elektrikli arabalarda böyle kocaman büyük bir motor olmadığı için ve onun soğumaya ihtiyacı olmadığı için aerodinamik açıdan aslında çok daha gelişmiş araçlar olabiliyor bu araçlar. Aynı zamanda kocaman bir pil oluyor. Yani 1600 kiloysa 2000 kiloysa bir araba normalde işte motoru sallıyorum 800 kilo ya şu an pili 900 ya da 1 ton öyle söyleyeyim. Ve pilini yukarıya yerleştiremiyorlar. Çünkü çok uzun olması lazım. Geniş bir şey falan aracın virajlarda dengesini bozar. En alt kısma yerleştirebildikleri kadar en alt kısma yerleştiriyorlar. Ve bu da aracın dengesini, şasesini, yürüyüşünü, gidişini, her şeyini değiştiriyor baştan aşağı. Ona değinmemiz lazım. İkincisi aracın dış tasarımı. Birlikte baktığımız zaman aracın acayip bir jantı olduğunu görüyorsunuz. Böyle düz ve kapalı resmen. Şu an hani dış tasarıma en azından stok durumda. Şimdi bu frenler nasıl soğuyor diye düşüneceksiniz. Aracın tamam soğumaya ihtiyacı yok ama frenlerin soğumaya ihtiyacı var. Aracın ne kadar büyük bir motoru olmasa da hava girişine ihtiyacı olmasa da aracın jantlarının, frenlerinin soğumaya ihtiyacı var. Bu durumu nasıl sağlamışlar? Jantlarda birkaç boşluk var. Onun dışında baktığınız zaman ön kısımda hava girişleri var kocaman. Sağda ve solda. Ardından arkaya doğru gidiyor ve şuradaki arkadan çıkıyor. Direkt lastiklerin oradan. Lastiği zaten görebilirsiniz yani. Ardından arka kapının ortasındaki boşluğu görüyorsunuz. Oradan bir hava giriyor. Jantın içine, lastiğin içine giriyor ve ardından buradaki boşluktan aynı şekilde çıkıyor. Şimdi egzoz olmadığı için aynı zamanda bir egzoza ihtiyacı yok aracın ama arka kısmına baktığınız zaman sanki egzoz varmışçasına bir tamponu var. O da çok güzel bir tasarıma sahip. Onun dışında baktığınız zaman olabildiğince aerodinamiğe önem verilmiş ve ismi umarım bu benzetme hoşunuza gider. Jilet gibi olmuş araba. Ama hani jilet gibi derken uf güzel görünüyorsun jilet gibi değil. Bayağı bildiğiniz incecik yapmaya çalışmışlar arabayı. Ön kısımda bulunan bu hava girişleri bence biraz yapay, sahte olabilir. Bunu araştıracağım. Videodan sonra siz de mutlaka bakın bence. Çünkü bir motora ihtiyacı yok, bir hava girişine ihtiyacı yok. Üstelik önde bir motor gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ön tarafın bagaj olduğunu düşünüyorum ben. Baktığınız zaman dış detayları bunlar. İç kısmına bakacak olursak da çok güzel bir direksiyonu var bir kere. Böyle Mercedes'in direksiyonlarını andırıyor iç direksiyonu. Onun dışında acayip bir kokpit sizi karşılıyor zaten. Böyle Koenigsegg'in, Pagani Zonda'ların falan kokpitlerine çok fazla benziyor. Özellikle Koenigsegg'in ve Pagani'nin hakikaten benziyor. Yani diğer araçlara da benziyor hiper arabalar arasında ama aralarında en çok benzettiğim araç o oldu. Onun dışında baktığınız zaman her yerde bir karbon detay var zaten. Orta göğüste, direksiyonda ve kapılarda. Böyle alüminyum rengi bir karbon ama neden öyle açık renk bir karbon onu anlamadım. Onun dışında bakacağınız sürede şunu dikkat etmişsinizdir.
hızlandığım, frene bastığım anda falan böyle bir yeşil yuvarlağın içinde bir nokta hareket ediyor. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? O işte benim yediğim G kuvvetini gösteriyor. Mesela örneğin gaza bastığımda beni arkaya doğru iten bir kuvvet var. G kuvveti diyoruz buna araçlarda. G kuvveti tabi hayatın her yerinde var ama araçtaki durumu gördüğünüz üzere. Şimdi G kuvveti cidden şöyle en sona kadar gidiyorsa gerçekten yüksek bir şey. Şimdi burada değerini sayısal olarak vermemiş ama eminim yüksek bir değerde G kuvveti veriyordur. Yüksek bir değerde G kuvveti gerçekten adamı yoracak niteliktedir. Ve umarım bu kuvveti bir gün hissedersiniz. Umarım hissetmişsinizdir. Umarım hissediyorsunuzdur. Özellikle araçlarda. Çünkü bu kuvvet bambaşka bir şey. Resmen böyle iç organlarınız sırtınıza yaslanıyormuşçasına bir his hissedersiniz. Ve bu sizi gıdıklar böyle. İnanılmaz olur yani. Kesinlikle bir hissetmeniz lazım. Hissetmeden bir şey söyleyemem. Onun dışında hızımız var göstergede ve başka da bir ekstra detay paylaşılmamış iç kısmında. Onun dışında dış tasarımdan bahsettik, iç tasarımdan bahsettik. Biraz da sürüşüne gelelim. Şimdi zaten demin de sürerken fark ettiniz. Araçta duruyorum ve gaza basıyorum. Zaten araç yanlamaya başlıyor direkt. Yanlamaması lazımdı şu an. Durun, yanlatmadan hallederim şimdi. Araçta durdum ve direkt gaza basıyorum. 170 ile gidiyorum. Şu an 250 ile gidiyorum. Saniyede 300 yaptım ya. Hani normalde 4-5 saniyede 100'e ulaşamazsınız. Hani normal araçlarla, normal ulaşım amaçlı kullanılan arabalarla. Bu araçla 4-5 saniyede resmen 300'e ulaştık yani. Tabi biraz modifiyeli olmasıyla da alakalı. Orijinal stok hali böyle değildir ama yani inanılmaz değerler. İnanılmaz değerler. Zaten hani güzel bir düzlük gördüğümüz zaman göreceksiniz 410'ları 420'leri rahatlıkla görebiliyor araç. Şimdi elektrikli araçların da avantajı burada aslında devreye giriyor. Şimdi çok yüksek sürate çıkamıyorlar aslında normalde. Bu biraz oyun ve modifiye ettik. O yüzden 400'lere çıkabiliyor. Normalde daha düşük bir süratte kalıyordur. Tabii orijinal değerini bilmediğim için sizinle paylaşamıyorum şu an ama belki internetten bulup yazmışımdır şu an buraya. Ne diyordum ya? ama şöyle diyebilirim. Bir petrol kullanan bir araba, yani benzin veya mazot kullanan bir araba, elektrikli arabalara göre farkı şurada. Şimdi benzin kullanan bir araba yüksek süratte daha yüksek bir sürate çıkabiliyor yani bu arabaya kıyasla. Aynı miktarda beygirlere falan sahipse. Yani aynı miktarlarda beygirlere sahipse demeyeyim. Yanlış oldu bu. Hani benzer emsal arabası daha yüksek bir sürate çıkabiliyor benzin olduğu zaman. Ama elektrik olduğu zaman daha düşük sürate çıkıyor. Ama o sürate çıkması diğer arabanın o sürate çıkmasından 2 kat, 3 kat belki daha hızlı oluyor. Baksanıza şuraya. Gaza bastım. Ve frene bastım. Yani siz fark ediyorsunuzmuş. Yani ben çok fazla şu an göstergeye bakamıyorum. Ama gaza bastığımda neler olduğunu, neler geliştiğini siz fark ediyorsunuzdur. Bir dakika. Ve yani hem 4 çeker hem inanılmaz torka sahip olduğu için virajlarda da, yani yanlarken, drift yaparken falan da aşırı güçlü bir araba yani. Yani sessizliğinden falan bahsetmedim tabii. Ben size çenemle biraz yormuş olabilirim. İsterseniz şöyle bir 2 dakika falan size bir mola vereyim. Sizin kulaklarınızı bir tık yormuş olabilirim. Şu an bu videoda çok fazla gaza gelip. Bir 2 dakika dinlendireyim. Ardından yine sohbetimize devam edelim. Bir 2 dakika şöyle bir sadece gazlamayı hissedin.
Gaza bastığım anda geliyor. ...417-418... son hızımız. Bu arada biraz sessiz konuşuyorum. Ama şeyi fark etmişsinizdir yani. Bu aracın içinde sesli konuşmaya ihtiyacınız yok. Çünkü bu araç elektrikli bir araç. Hiç sesi yok. İnanılmaz. Yani kafası karışıyor insanın, anlıyor musunuz? Şuraya baksana. Hiç ses olmadan 400'de gidiyorum. Tabi bu biraz oyun olduğu için böyle, yoksa rüzgar sesini ve bir miktar teker sesi duyarız. Hiçbir şeyi tamamen kesemezler, o imkansız bir şey çünkü. Ama yani bu inanılmaz bir şey. Anlıyor musunuz? Ve drift yapması da çok keyifli bu araçla. Dört çeker bir araç olduğu için tabii ki drift tarzı biraz daha farklı arkadan çekişe göre. Yanlamaya başladığınız anda işte bir miktar kontra veriyorsunuz. Ama sonradan tekrar gitmek istediğiniz yöne doğru döndürmeye başlıyorsunuz direksiyonu falan. Biraz daha farklı işliyor. Daha rally kafasıyla işliyor. Böyle gazdan hiç çekesim gelmiyor. Böyle son sürat gidesim geliyor bu araçla. Gerçekten sessiz bir ölüm makinesi. Şuraya baksanıza. İnanılmaz bir araba. Sadece lastik seslerini duyuyorum ve başka hiçbir şey duymuyorum. Oh, pardon. Bu benim hatam. Şuraya bak. Gerçekten çok iyi. Umarım Rimac'la ilgili bir videolar falan koymuşumdur. Siz de başlarda seyretmişsinizdir şimdi. Koydum mu koymadım mı, söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum ama en azından söylemediysem burada söyleyeyim. Rimac'la ilgili birkaç video koyayım. Şöyle bir bakın nasıl bir araba diye. Eğer koyduysam da tekrar koymam. Zaten başta izlemişsinizdir. Şuraya baksanıza. Yani başka bir şey, anlıyor musunuz? Tabii ki en önemli şey ne? Bir gaz pedalımız var ve onun altında çok fazla güç barındırıyoruz ama bu araçta en önemli şey frenlerin bastığınız anda tutabilmesi. Yani freniniz olmadığı sürece isterseniz en hızlı arabaya sahip olun, hiçbir anlamı yok. Aslında bir arabadaki en önemli güç frenin ne olduğu ve frenin nasıl tuttuğu. Yani aslında bir arabanın ücretini falan belirlemesi gereken bence kesinlikle frenleri. Yani vergisini falan da frenlerine göre koymalısınız. Frenleri ne kadar iyiyse bir o kadar düşürmelisiniz yani. Vergisini yani. Çünkü insanların sağlığını korumak frenler önemli. Frenler çok önemli. Yani şöyle düşünün. Ben 0'dan 300'e işte 5 saniyede çıkabilirim ama geri 0'a kaç saniyede ineceğim? Benim için aslında önemli olan nokta bu. Bakın 250'deyiz ve frene bastım. Gördüğünüz gibi şık diye durdu. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Frenleri çok güzel. Zaten asıl güç fren pedalı. Kesinlikle fren pedalı. Onun dışında şöyle biraz... Aslında drift yapmak istiyordum bu araçla. Ama çok da aslında müsait bir pozisyon olmadı. Müsait yollar olmadı. O yüzden kusuruma bakmayın. Tabi biraz deneriz bu yollarda da. Ve ne kadar güzel olduğunu drift konusunda görmüş olursunuz. Yani baksanıza. Sessiz bir drift makinesi olabiliyor bundan. Tabi buraya çıkmak biraz benim hatam. Hemen bir kameraya bakış atıp bir söz söyleyeyim kafasında olduğum için. Direkt dışarı çıkıyoruz ister istemez. Ama en güzel yollardan birine geldik. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor bu yolda.
Hop hop hop. Hop, biraz fazla abarttım galiba. Heh, tamam. Şimdi gaza atılacağım ve bir anda hızlanarak uçtuğunu hissedeceksiniz arabanın. Görüyor musunuz? Bir anda ama. Gaza basıyorum ve inanılmaz bir şekilde hızlanarak uçuyor. Hani drift yaparken normalde hız kaybedersiniz. Bu arabada hız kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şaka değil yani. Bu hakikaten çok tehlikeli bir şey. Gerçekten çok tehlikeli. Ve inanılmaz korkutucu yani. Gerçekte böyle bir şey olsa gerçekten çok korkarım yani. Baksana şuraya. Tamam, burası biraz benim hatam. Dört çeker olduğu için tabii. Arkadan itiş olsa işler farklı olacak ama. Hop. Tamam, güzel düzeliz. Tamam, durdum. Tamamen durdum. Sıfırdan giriyorum bir viraja. Resmen sıfır. 30'la gidiyoruz, 20'yle gidiyoruz. Ve bir anda gaza asıldım. Şu an 100'le gidiyoruz. Hani nasıl bir psikopatça bir araç olduğunu siz tahmin edebiliyorsunuz şu an. Bakın tamamen sıfıra iniyorum resmen. Sonra bir gaza asılıyorum. Ve şu an 100'le gidiyorum. Hani şaka gibi bir araba. Gerçekten hani çok korkutucu bir araba. Gerçekten elimin altında böyle bir güç olsun ben istemem. Kesinlikle bu kadar yüksek ve böylesine delice bir güç olsun ben istemem açıkçası. Bilmiyorum siz ister miydiniz? İsterseniz bir yazın. Merak ediyorum bir yandan. Şimdi ister istemez böyle sesimi yükseltmeyip sessiz konuşasım geliyor bu araçta. Kütüphane gibi yani çünkü. İçini çok fazla göstermedim. İçinden çok fazla sürmedim daha doğrusu. İçini güzel gösterdik ama içinden çok fazla sürmedim. İçinden çok süresin de gelmedi açıkçası. Çünkü siz daha çok dışını seviyorsunuz biliyorum. O yüzden daha çok dış kısmına odaklanmaya çalışıyorum. Dıştan sürmeye çalışıyorum araçları. Dıştan sürmeye iyice elimi alıştırmaya çalışıyorum. Ki siz de görsel olarak tat çıkarabileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir videoyla karşılaşın. Baksanız mı şuraya? Yani durmamız gereken bir virajda neredeyse durma noktasından tekrar 200'lere çıkıyoruz, 100'lere çıkıyoruz, 150'lere çıkıyoruz yani. Ve tek elle yapabiliyorum bunu, hiç kasmadan. Zorlamıyorum bile, zorlanmıyorum bile yani. Nereden baksanız 20 dakika olmuş bu arada video, onu da fark ettim. Çok da uzun tutmuşum. Keşke uzun tutmasaydım. Ama videonun son kısımlarına gelirken hani video ilginizi de çekmiştir tahmin ediyorum son kısımlarına kadar. Çünkü gerçekten güzel bir araba. Şimdi eğer ilginizi çektiyse bu noktadayken şunu söylemem lazım. Umarım bu anlattığım detaylar hoşunuza gitmiştir. Şimdi hoşunuza gitmediyse bunu da bilsem iyi olur. Ama hoşunuza gittiyse bunu bilirsem iyi olur. Çünkü daha fazla, daha detaylı şeyler anlatmaya başlayabilirim mesela araçlarla ilgili. Böyle neredeyse araç tanıtımına gider nitelikte olur. Keyifli de olur. Eğleniriz de. Aynı zamanda şöyle bir video fikrim daha var. Bunu bahsettim mi hatırlamıyorum video başında. Şimdi şans şartlarımız bitti, her şeyimiz bitti ya. Verse karşılaştırma. İki araç, üç araç artık kaç araç olursa arkadaşlarımla birlikte mesela yan yana koyacağız. İşte düzlükte ne kadar basıyor? Hangisi daha hızlı gidiyor? Virajlarda hangisi daha güven veriyor falan böyle. Stok hallerinde bir bakacağız. Şöyle bir değerlendireceğiz. İşte tasarımlarına bakacağız falan. O tarz videolara da başlayabilirim. Hani o tarz şeyler ilginizi çeker mi bilmiyorum. Yoksa tek tek incelemem daha mı hoşunuza gidiyor? Daha fazla detay vermeye başlayabilirim. Örneğin işte Rimac markası nereden gelmiş, niye gelmiş, niye Rimac diye bir marka var, kaç yıldır var, işte bu aracın olayı ne, Concept 2 ama niye, niye ismi Concept 2 falan, hani daha derin, işte hani ben hiçbir bilgi bilmeden, hani ekstra bir bilgi araştırmadan bu videoyu çektim size. Eğer sizin hoşunuza gidiyorsa böyle ekstra bilgiler, onu bana bildirin ki ben ekstra hani bir bakayım şöyle bir öncesinde aracın neyi var neyi yok, ekstra bir bilgi olarak neler var sunabileceğim falan şeklinde araştırayım. Neyse ya, kafanızı çok yordum. Vallahi şişirdim ha. Konuşup durdum. Yavaştan kapanışı yapalım bence artık. Şimdi umarım videom hoşunuza gitmiştir.
Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve böyle videoların devamını görmek istiyorsanız ve takibini kolaylaştırmak istiyorsanız bir abone ol'a tıklarsanız kanka sevinirim. Aynı zamanda senin için de daha kolaylık olur videolarımı takip etmen açısından. Onun dışında yine diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendine iyi bak diyorum. Hoşça kal yavaştan. Ben kaçtım. Bye bye. Der Blutgrätsche rein, scheiß auf dein Videobeweis. No defense, 99 Pace, nächstes Tor ist safe. No defense.